Burada aynı karbokatyonun 3 görseli bulunuyor. Karbokatyonda artı yüklü bir karbon olur ki buna kimyada katyon diyoruz. Karbon ve katyon kelimelerini birleştirirsek ortaya karbokatyon kelimesi çıkıyor. Evet, ilk önce ortadaki görselle başlayalım. Burada artı yükü olan bir karbon var. Normalde karbonun 4 bağı olur. Ancak burada sadece 3 tane görüyoruz. Şu, şu ve şu. Sadece 3 bağ olduğundan artı bir formal yükü var. Karbokatyonlar çok reaktiftir. Çünkü karbon 4 bağ oluşturmayı sever. Şimdi sol taraftaki aynı karbokatyona bakalım. Artı bir formal yüke sahip karbon bu mor karbon. Bu bağ çizgi yapısındaki atomlar çizilmediğinden bazen öğrenciler bu mor karbon artı bir formal yüke sahip olduğu için ona bir hidrojenin bağlı olduğunu unutuyor. O yüzden bağ çizgi yapılarına bakarken bunu unutmayın. Son olarak aynı karbokatyonun sağ tarafındaki haline bir bakalım. Mor karbon şurada ve artı bir formal yükü var. Mor karbonun sadece 3 bağı olduğundan bu karbon sp2 hibritleşmiş. Ve önceki videolardan sp2 hibritleşmiş karbonun hibritleşmemiş bir p yörüngesine sahip olacağını biliyoruz. İşte bu bizim hibritleşmemiş p orbiterimiz. Ve ayrıca sp2 hibritleşmiş karbonun çevresindeki geometri de düzlemseldir. Öyleyse buraya bir düzlem çizerek doğrudan bu karbona bağlı olan atomların karbonun etrafındaki düzlem içinde olduğunu göstermeye çalışalım. Şimdi de aynı karbokatyonun modeline bakalım. Bu sp2 hibritleşmiş karbonumuz ve burada ise doldurulmamış p orbitalimiz var. Sol tarafta artı yüklü karbona doğrudan bağlı bir metil grubu ve sağ tarafta ise diğer metil grubumuz bulunuyor. Dolayısıyla iki alkil grubu bu artı yüklü karbona bağlı durumda ve böyle olduğundan buna sekonder karbokatyon diyoruz. Ve bu alkil grupları karbokatyonumuzu kararlı yapmaya yardımcı olabilir. Şimdi size bunu göstereyim. Bu bağdaki elektron yoğunluğunun bir kısmı bu boş p orbitaline verilebilir. Ve zıt yükler birbirini çektiğinden verilecek elektron yoğunluğu karbokatyonu kararlı yapmaya yardımcı olur. Kısacası alkil grupları karbokatyonları kararlı hale getirir. Sağdaki bu alkil grubu da aynı şeyi yapabilir. Yani buradaki bir miktar elektron yoğunluğu karbokatyonumuzu kararlı yapmaya yardımcı olabilir. Ancak fark ettiğiniz üzere arka tarafta hidrojenimiz var ve bu bağdaki elektron yoğunluğu P orbitaline verilemez. Bu nedenle geometrik yapı doğru değil. Böylece alkil grupları karbokatyonları kararlı yaparken hidrojenler bunu yapmaz. Bu yüzden ne kadar çok alkil grubu varsa karbokatyonda o kadar kararlı olur. Evet, az önce alkil gruplarının boş p orbitaline elektron yoğunluğu vererek karbokatyonu kararlı yaptığını gördük. Bu etkiye hiperkonjugasyon diyoruz. Yani alkil gruplarının sayısını arttırdıkça karbokatyonunuzun kararlılığını arttırmış oluyorsunuz. Şimdi soldaki bu karbokatyona bir bakalım. Burada sadece bir alkil grubu var ve artı yüklü karbona doğrudan bağlı. O yüzden buna primer karbokatyon diyoruz. Ortadaki karbokatyonda bu kez iki alkil grubumuz var ve bu artı yüklü karbona doğrudan bağlılar. Buna da sekonder karbokatyon diyoruz. Tıpkı yukarıdaki görselde gördüğümüz örnekte olduğu gibi. Ve son olarak burada ise üç alkil grubu görüyoruz ve hepsi de artı yüklü karbona doğrudan bağlı. O halde buna da tersiyer karbokatyon diyoruz. Az önce dediğim gibi ne kadar çok alkil grubu varsa karbokatyon o kadar kararlı olur. O halde tersiyer karbokatyon sekonder karbokatyondan daha kararlıdır. Ve tabi sekonder karbokatyonda da primer karbokatyondan daha kararlıdır. Yani bunlar o kadar kararsız ki var olmayabilirler bile. O zaman sekonder ve tersiyer karbokatyonlara odaklanacağız. Karbokatyon kararlılığını anladığımıza göre karbokatyon düzenlemesine bir giriş yapalım. Düzenlemelerden biri hidrür göçü adı verilen durumdur. İlk önce hidrür iyonunun ne olduğunu inceleyelim. Hidrojenin bir değerlik elektrona sahip olduğunu biliyoruz. Ve eğer bir değerlik elektronunu hidrojenden çıkarırsanız geriye H şartı kalır yani proton. Ancak nötr hidrojen atomuna bir elektron daha eklerseniz İki değerlik elektronunuz olur. Buraya çizelim. Ve bu da hidrojene eksi bir formal yük verir. İşte bu hidrür iyonu olur. Yani iki elektronlu ve eksi bir formal yükle hidrojen olunca buna hidrür iyonu diyoruz. Daha kararlı bir karbokatyon oluşturmak için bir hidrür göçü meydana gelebilir. Şimdi bu karbokatyona bakalım. Bu karbonun artı bir formal yükü olduğunu biliyoruz. Burada ve şurada iki alkil grubu var. Bu yüzden bu bir sekonder karbokatyon. Şimdi hidrür göçü yapabiliriz. Hidrür göçünün nasıl çizileceğini göstermeden önce videoya geçip bunu model setiyle görebiliriz. İşte bu sekonder karbokatyon. Burada sp2 hibritleşmiş karbonun etrafındaki geometrik yapının düzlemsel olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca farklı renkte boş p orbitalimizi de görebilirsiniz. Ve şurada bu karbona bağlı iki alkil grubumuz var. Sağda bir metil grubu, sol tarafta ise büyük bir alkil grubu bulunuyor. Ve arka tarafta da bir hidrojenimiz var. Evet, fark edeceğiniz üzere bu bağdan boş p orbitalimize bir miktar elektron yoğunluğu veriyoruz. Bunun karbokatyonumuzu kararlı yapmaya yardımcı olduğunu biliyoruz. Bu kürek gibi olan yapıyı çıkartıp size hidrür göçünü göstereyim. Unutmayın, hidrür bir hidrojen ve iki elektrondan oluşuyor. Şimdi hidrojeni ve bağdaki iki elektronu alıyorum ve bu karbondan sağdaki karbona bir geçiş yapıyorum. İşte bu bir hidrür göçü örneği. Şimdi sol taraftaki bu karbondan bir bağ aldık. Bu yüzden bunun artı yüklü olması ve düzlemsel veya düz olması lazım. Ancak model seti öyle göstermediği için düz değil. Burada tetrahedral karbon kullanmak zorunda kaldım. O yüzden birazdan bunun aslında düzlemsel olduğunu göstermek için yeni bir model göstereceğim. Sağ tarafta bu tetrahedral olmalı. Çünkü bu karbon sp2 hibritleşmesinden sp3'e geçti. Evet, şimdi yeni modelimize bakalım. Böylece karbokatyonun aslında nasıl göründüğünü daha iyi görselleştirebiliriz. Bu karbon artık SP2 hibritleşmiş karbonumuz ve etrafının düzlemsel olduğunu görebilirsiniz. Ve bu bir tersiyer karbokatyon. Çünkü burada bir metil, şurada da bir metil grubu, buradaysa bir alkil grubu var. Tersiyer karbokatyon, sekonder karbokatyondan daha kararlıdır. Ancak artık buradaki karbonun SP3 hibritleştiğini görebilirsiniz. Dolayısıyla bu karbonun etrafındaki geometri tetrahedral olmalı, düzlemselden, tetrahedral geometriye geçtik. Şimdi videoda gördüğünüz hidür göçünü çizmeye geçelim. Bu karbona bağlı bir hidrojen olduğunu biliyoruz ve bu hidrojen ve bu iki elektron daha kararlı bir karbokatyon oluşturmak için sağdaki bu karbona doğru hareket edebilir. Öyleyse yeni karbokatyonu şuraya çizelim. Solda olduğu gibi burada da hidrojeni kırmızıyla çizeceğim. Şöyle. Ve fark ettiğiniz üzere solda şu karbondan bir bağ alıyoruz. Sağ tarafta gösterirsek burada. Ve bu videoda gördüğümüz gibi tersiyer karbokatyon. Yani bu karbona artı bir formal yük koymamız gerekiyor. Bu karbon üzerinde başlangıçta bir hidrojen bulunuyordu. Ve tersiyer karbokatyonumuz da hala orada. Tabii bunu videoda daha iyi görebilirsiniz. Amacımız karbokatyon düzenlemesiyle daha kararlı bir karbokatyon oluşturmak. Soldaki sekonder karbokatyondan sağda daha kararlı olduğunu bildiğimiz tersiyer karbokatyona geçiyoruz. Son olarak diğer karbokatyon düzenlemesi türüne bakalım. Bu kez metil göçü yapacağız. Burada karbokatyonumuz sekonder. Artı bir formal yüke sahip karbon şurada ve ona doğrudan bağlı bir metil grubu ve şurada da alkil grubu görüyoruz. Metil göçü olması için metil grubunu soldaki karbonları alıp sağdaki karbona hareket ettirmeliyiz. Soldaki karbonu kırmızı, sağdakini de mavi ile işaretleyelim. Kısacası metil grubu kırmızı karbondan mavi karbona göçtü. Evet, şimdi bu metil göçünün sonucunu sağ tarafa çizerek gösterelim. Bu durumda artık şöyle bir karbokatyonumuz olacak. Kırmızı karbon bir bağ kaybetti. İşte sp3 hibritleşmiş tetrahedral karbon buydu ve bağ kaybedince artık sp2 hibritleşti. O zaman artı bir formal yükte olacak ve düzlemsel geometriye sahip olacak. Mavi karbonsa ilk başta sp2 hibritleşmişti ve düzlemsel geometriye sahipti. Ancak şimdi bir metil grubu aldı. İşte aldığı metil grubu ve mavi karbon da şurada. Şimdi sp2'den sp3 hibritleşmesine geçmiş oldu. Unutmayın bu mavi karbonda başlangıçta zaten bir hidrojen vardı ve hala var. Sağdaki yapı tersiyer karbokatyon ve bildiğimiz gibi sekonder karbokatyondan daha kararlı. Kısacası metil göçü sayesinde daha kararlı bir karbokatyon elde ettik.